Ve çok yaşa yeni imparator. Bugün Bizans serimizin 5. videosuyla karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi yeni bir video, yeni bir karakter var. Karakterimiz Vasilevs Alexios. Gayet iyi bir durumda. Bence karakter özellikleri de çok iyi. Öğrenim ağacından gittik ve saygın idareci saray mensubu açmış olduk. Kontrol artışı, idare ve idare yaşam tarzı tecrübesinde de aylık bir artış var. Kardeşimiz Prens Kirillos ne yazık ki hem aldığı yaralardan hem de hastalığından dolayı hayatını kaybetti. Belki daha iyi oldu, belki daha kötü olduğu şey söyleyemeyeceğiz. Ancak net olan bir şey var ki karakterimiz 18 yaşında, sağlığı çok iyi. Çok rahat 40 senemiz var diyorum bu karakterle ki belki daha da uzun yaşayabiliriz. Şu an bir çocuğumuz yok. Bir çocuğumuz olması durumunda bizim gibi mor odada doğan özelliğini elde edecek. Ve meşruiyetimiz de 5 üzerinden 5. Bana sorarsanız ideal yönetici ki baktığın zaman bakın Ekümenik Patrik ile arkadaşız. Her ne kadar kendisi ölecek gözükse de 79 yaşında ama arkadaşımız olarak başı %100 ve bize sağladığı bütün desteği burada görüyorsunuz. Tabi daha başlar başlamaz bir tehlikeli örgütleşme diyor. Ne yazık ki. Onun anasını Önceki videomuzda Suriye'den başlayarak Kudüs'ü ele geçirmiştik ve Mısır için kutsal savaş ilan etmiştik. Bir kontluk hariç Mısır'ın büyük çoğunluğunu elde ettik. Şimdi Bakın burada iki üye var. Her ne kadar bana denk olmasalar da oyun neredeyse bana denk gösteriyor. Bu çok iyi değil. Meşiki Eşari Halkçı Örgütleşmesi var. Bunlar da yeni aldığımız yerlerde yani Mısır civarında. Ancak hiç sorun değil. Kürt 12. Halkçı Örgütleşmesi var. Bu da bizim kardeşimizin aldığı yerlerde. Sırp Ortodoks var ve klasik. Bıktık ya. Bık. Özgürlükçü örgütleşme. Bunlar babadan oğul nesil herhalde bu anası. Babadan onun nesil herhalde bunlar. Ancak şunu fark ettim. Önceki liderlere nazaran görüşleri bir tık daha yüksek. Dolayısıyla belki bunu halledebiliriz. Bir örgütleşmeye gerek kalmadan, daha doğrusu bir iç savaşı gerek kalmadan çözebiliriz sanki. Her ne kadar aylık prestij artışımız iyi olsa da prestijimiz şu an düşük. Köklü seviyesindeyiz. Bir etkisi yok. Dolayısıyla ben bunu ünlüye çekeceğim ki dünyevi görüş en azından bir biraz artsın. Bu da çok kolay. Elimizde tonlarca para var zaten. Buradaki vasallarımız Kontlardan oluşuyor. Biz kendilerine düklük ünvanı vereceğiz. Bizden daha çok hoşlanacaklar. Bunları ufak ufak oluşturacağız. Vasallar şimdi bana küfür ediyor tabi. Çok fazla düklük tuttuğum için. Oluşturulmamış bir yer var mı? Ha bir de şurası. Peki. Bakın kardeşimizle aramız artı 91'di. E, elimizde çok fazla düklük var diye eksi 105. Ama hiç sorun değil. Bakın El Said düklüğünü oluşturduk. Kendisine el sayı düklüğünü veriyoruz. Artı 67'ye çıktı. Bu abi eksi 95 ama şimdi bizi çok sevecek. elvahatı verdik. Neyse birazdan sevecek. Aa gördüğüm kadarıyla bu oluşturmuş. Peki. Buradaki abimize hemen delta düklüğünü verdik. Bakın bize hoşlanıyor. Buradaki abimize Sina düklüğünü veriyoruz. De bayılıyor. Karakterimizin vasalı. İskenderiye düklüğünü verdim ve teokrasi düklük seviyesine ülke oldu. Bayıldı. Şimdi mesela bu abi bakın görmüş olduğunuz gibi eksi 29 her türlü özgürlükçü örgütleşmeye katılır. Burayı kendisine verdik. Elimizde bir düklük daha mı var? Bu burası oluyor herhalde tabii ki. Doğu çöl düklüğünde böyle vermiş olduk. Efendim bakın vasallar bizden gayet hoşlanıyor. Şimdi şu abimize biraz para veririz. Sen hoşlanıyorsun hoşlanıyorsun. Artı 81 artı 75. Bakın son derece yüksek burası. Prestij seviyemizi arttırdığımız için de görüşleri bir artı 5 kadar arttı. Tabi hemen şu güçlü abileri konseye getirelim. Diplomasi alanında gitmişsin. Sen kendini eğitirsin. Seni mareşal yaptık. Hatta bu bizim kardeşimiz dediğim. Kendisi ittifak kuralım. Bize salça olmasın. Gayet güzel. Entrika seviyen kötü ama entrika ağacından gittiğin için. Eğer buradaki özellikleri açarsan. Evet artı 3 geliyor. Güzel gayet iyi. Turnuva için talim yapsak. Aa güçlü olduk. Sağlığımız çok daha iyi. <laughs> güzel güzel. Gayet iyi. Gayet iyi. Öğrenim ağacı. Dindarı seçmişiz. Ruhban görüşü. Çok iyi. İlk başta bir bilim modandan gidelim. Bir ilk 5-10 sene. Gelişmişlik artışını da arttırır bu. Öğrenimimizi de yükseltir. Çok güzel. Ha, bir gün... Eh, bu biraz kötü oldu ne yazık ki. Alca karanlık etkisine sahip olduk. Ah, şeyler yapmamız lazım. Mısır krallığını ne yani oluşturabilirim sanki bilmiyorum. Şimdi bize şu kalkışan abileri bakalım. Hatta dur ben sana biraz hediye göndereyim. Ben sana da biraz hediye göndereyim. Hoppa bunun neşi indi ne yazık ki. Eyvah eyvah. Bu abiler nerede? Şu abiyi belki uzaklaştırırsak. Şimdi bir bakalım. Birincisi bu Obskion Cumhuriyeti peki. Benevento'yu geç. Epir nerede? Epir burada. Heh. Urfa burada. Biraz karışık haldeler ama. Bu da Girit. Peki. Hmm. Hadi seninle ittifak kurdum. Seninle de ittifak kurdum. Doğrudan vasallarımla. Sen seninle ittifak kurabiliyor muydum? Çok güzel. Seninle de ittifak kurdum. Çok iyi. Harika. Ona rağmen özgürlükçe örgütleşmem sınırda. Biz adil bir karakterdik. Dolayısıyla... Hem biraz para kasalım. Hem de stres azaltalım. Nasıl olur? Gayet iyi olur bence. Ama ondan önce şu abileri Diyorum bir çağırayım. Bir ziyafet yapalım bence. Onur konuğu olarak da. Hadi seni çağırdık. Fazla görüş kazanımını seçtik. Meşruiyet desteğine ihtiyacımız yok. Hmm. İstirahat. Kabulümüzdür. Teşekkürler. Saray müziğini getirebiliyorsak bir bakalım. Hadi seni saray müziğine olarak atadık. Örgütleşme olmadan. Meh. Hadi. Geliyor musunuz? Geliyor musun? Aa herkes geliyor galiba. Geliyor musun sen de? Aa çok iyi. Örgütleşmede olanlar geliyorlar arkadaşlar. Bir saniye. Elvahat tüklüğü niye bana geçti ya? Ne oldu buraya? Çek hastalığından hayatını mı? Hayda. O zaman ben de buraya kardeşime verdim mesela. Heh, gayet iyi oldu. Daha çok hoşlanıyor benden. Niye bir dakika niye bağımsızlıkçı örgütleşme? Bunu bana bir söyle sen benim dejur vasalımsın ya. Oo iyice büyümüş bu. Bunu oluşturduk. Sana verdik bunu. Buradaki ünvanı. Tamam. Çok güzel. 4 ay içinde ah. Evet doğrudan vasal görüşü arttı arkadaşlar. Evet. Dük adına yaptık. Sakın. Evet azalıyor arkadaşlar. Vallahi az gerçekten azalıyor dedim ama. Evet. Azalttık. Sina dük niye? Çiçek hastalığı, çiçek hastalığı. Hayda. Bir dakika bu çiçek hastalığı yayıldı mı böyle? oh, 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 oh. Meşriki frengisi. Üf. Şöhret seviyemizi git iyice arttırdık. Ya bu özgürlükçü örgütleşme <laughs> sınırda diyor. Karakterimin kuzeni. İttif Aa ittifak kurdum. Hadi. Kabul et. Kabul et. Heh. Şu an sınırdayız. Bir dakika. Fazla düklük müsahibiyiz. Aa doğru. Bizim hanedanımızda olan var mıydı şöyle biri? Hadi bak. Senle evlendirdim. Hadi. Güzel. İşte ultimatom göndermelerini istemiyorum ya. Bunu engelleyemiyor muyuz arkadaşlar? He? Yani rica edersem göndermeyin. Memnun olurum. Bu sefer harbiden uğraşmak istemiyorum sizinle. Gayretli misyonerleri açtık. Şimdi bu Patrick'i kullanarak buraları hemen hızlıca değiştirelim. Hatta dur. Şuradan başlayabiliriz. Gayet yorulur. Hala burayı tutuyor muydum ben? Hoppa. Bir dakika. Doğru. Şu Mısırlı birine verdik. Hadi benden hoşlanın be. Yapmayın ya. Ultimatom göndermeseniz memnun olacağım gerçekten. İnanmıyorum. Paulus şu... Bizim topraklarımızda bir de ya. Din değiştirmeni talep etsem kabul eder misin? Teşekkürler. Sen de, senin de din değiştirmeni kabul ediyorum. Kim geçti başka? Ya sendim. Bu geçti. Bu geçti. Evet bu hiç iyi olmadı. Biz Pavluşluk dinine de geçebiliyormuşuz bu arada. Bunu özellikle istemedim. Çünkü ekümenik patrike zaten toprak vermiştik. Ve bu hala burada vasal olarak kalmaya devam edecek. Dolayısıyla çok istediğim bir şey değil. Yeni bir keşif. Bir saniye. Hah halk idaresini keşfetmişiz. Harika. Şimdi. Meşriki ile Yunan kültürü nasıl gidiyor? %56. Bunları biraz daha arttırmaya çalışacağım ben. Ha, şu abimiz bizden çok hoşlanmıyor ama. Aynen. Ünvanı feshedebiliyorduk değil mi can? Kabul etmeyecek. <laughs> ha, çok iyi. İsyan ediyor bana. İnanmıyorum. Kıyım gerçekleştirdik gördüğünüz gibi. Şurada bütün orduları kaldırıp şu abinin üzerine yürüyelim. Seviyemiz de şanlı bu arada. Dünyevi görüş artı 10. Çok güzel. Çok teşekkürler. Ünvanı fes ettim can. Tamam. Seni böyle serbest bırakıyorum. Bunları boşandıralım. Gayet güzel. Ne bak güzel bak. Sen burayı verdik. Böyle verdik burayı. Bu şekilde. Yüklüğü de veriyoruz sana. Bize bayılıyorsun. Hekimi çağırın. Hafif tedbirler. Muazzam. Küçük cüzdan. Kızamık. Başkenti karantinaya. i̇yi bayağı da yaymışız ha. İlerliyoruz yaymaya. Gayet iyi. Şuraya el atalım. Basalımız belki şu an başkentini değiştiriyordur bile. Ee, görüşler bana karşı %100 ve buradaki hastalık bayağı ilerliyor. Oo. Saray hekim aynen salgın direncini arttırsın. Başkente şu an yapabileceğim bir şey yok. %100 arttı. Ah be Dionysios ya. Gerçekten mi oğlum? Gerçekten mi? Ben şöyle bir isim koyacağım oğlum. Prens Idiotos. Yani ya kadın senden böyle bir çocuk çıkmamalıydı ya. Ne diyeyim bilmiyorum artık. Bir çaresine bakacağız. Yani güzel şifacı. Yine örgütleşme var bir yerde? Ben bunların canını okuyacağım. Tamam ben ben yoruldum artık. Sınırda olan biri var mıydı? Hadi sana hediye göndersek benden böyle hoşlanır mısın mesela? Hoşlanın benden be oğlum ya. Allah Allah. Urfa. Heh güzel. Kutsal tarikat kurar isek. Ne olur? Dindarlık aynı mezhep görüşü artar. Hı. Hmm. Buraya yapabiliriz sanki. Bizi gel buraları geliştirmişiz sonuna kadar. İyi tamam gayet güzel. Buraları da yapabiliriz. Raidestos'a falan. Haydi kurduk. Evet biraz daha görüşler arttı bana karşı. Evet biraz stres kasalım. Bayağı bir stres kastık şu an. yaralandık falan bir şeyler oldu ama. Eşim biraz daha çocuk yapabilse iyi olur. O yüzden baştan çıkarmaya çalışacağım kendisini. Heh, güzel. Salgın direncini bunu arttırdık. Biri öldü. Niye öldü? İç kanamadan dolayı mı? Savaşlarında yaralandı mı? Vekiler. Hadi pek seni getirdik. Hop Bulgaristan'da bir sıkıntılar var ama. Burada da Dirahyum var böyle. Bizim abi de gitmiş kendi tarikatını kurmuş. Şu an iki tane kutsal tarikat var. Harika. Necefi. Ha. Abbasilere ne oldu ya? <laughs> Biz onları en son parçalamıştık galiba. Hoppa ne ağır yaralı mı? Biz yaralıydık sonra ağır yaralı mı olduk? Anlamadım. Biraz toparlayalım o zaman. Sevgilimiz oldu mükemmel. Hı, hasta değiliz. Bu ağır yaralı olayı da kalkacak. Hükümdar imtiyazlarını açarsak iyi. Ee, eğer açabilirsek hemen 3. seviye taht otoritesi. Sonra da sonra da bir 20 sene daha yaşayıp 4. seviyeye geçersek varisimizi ayarlarız artık. Ama şu çocuğun olmasını istemiyorum ya. Yani. Bu çocuk olmasın. Bir cenaze düzenleyebiliyorsak düzenleyelim. Yakınımıza. Kuzen, kuzeni. Babamız için yapamıyor muyuz? Aa çok ilginç. Karakterimizin kuzeni. Sanki seni etkilesek ama sen savaştaymışsın. E ee, bir daha oldu güzel. E ee, bu kızı seçeriz artık. Başka erkek çocuk olması değil mi? Emir gibi yaştık. Çok iyi. Sağlığımız şu an bayağı iyi. Ha, yani mezhep liderine altın talep ettim. Hadi bakayım. Hoppa. Bunlar bunlar Anadolu değil mi? Bu alayı Anadolu bunlar. Tamam. Ben seni serbest bırakacağım ya. Bağımsızlık verdim. Tamam. Ben aynı. Ben sana bağımsızlık verdim. Hop azaldı. Eyvah, 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 eyvah. Bizim derhal arkadaşlar karakterimizin kuzeni için Şöyle bir cenaze düzenleyelim. Cenazede de baya... Ulan... Tamam teslim olun. İstemiyorum o bölgeyi ya. Ben o bölgeyi istemiyorum kanka. Tamam al. Al. Al senin olsun. Vallahi uğraşamayacağım. Gayet güzel. 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 Şu an bayağı bir paramız oldu aslında. Şu iyileşsek ağır yaralı özelliğinden kurtulup. Güzel. Yaralarımız iyileşmeye başladı. Sen niye öldün ki? Yaşlılık sebebiyle öldü. İnanmıyorum. Hadi sana verdim sana buraya. Yaş feodal yaptık ama neyse. Koşuya çıktık. Atletik mi olduk? Sağlığımız bayağı iyi artık. Yakın zamanda öleceğimizi zannetmiyorum ama. Ne olur ne olmaz şu salayı itelim. Şu zeki kızımız da itelim. Gene mi geldin? Gerçekten mi? Ay ay. Ölüyorsun. Epir despotluğu öyle mi? Yok. Ee... Burası bana ait hatta ben şu hellası da oluşturdum Geçmiş olsun Buralar hep bana ait güzel kardeşim ya Hatta bak ah heh, sana inat Sicilya'yı da oluşturdum Ağla Roma İmparatorluğunu yeniden kurmak için Buraları da almak gerekiyor Venedik'e şöyle Dejur Savaşı yapayım mı Benim vasalım olacak ama Mesela Katolik Alpici Hı. Apulia lazım Papua, Ceneviz Ceneviz şurası oluyor herhalde Romanya düklüğü Venedik demiştik. Latium için tam burası lazım. Ve Tunus lazım. Yani burayı da alırız. O zaman mesela Alevilerden şöyle komple kutsal savaş yaparız buraya. Buraları da böyle komple alırız. Akdeniz'i böyle sarmalamış oluruz. Buraları falan alırız zaten. Hiç sorun değil. Sana vasallık teklif ediyor. kabul etmiyor. Peki eh, etme. Etme öyle olsun. Burada arkadaşlar bir şey fark ettim. Erkek kardeşimiz normalde Vaspurakan'ı tutuyordu. Sonra Kutsal Savaş'ı ilerledip Diyarbakır düklüğünü almış. Sonra bu tarafta Kürdistan Düklüğü var. Yeterli toprak elde ettiği için de Cezire despotluğunu kurabilmiş. Şimdi buralar onun dejur bölgeleri. Fakat şunu fark ettim. Benim vasalımla savaştalar. Eğer benim vasalım burayı alırsa ee, bu abi bana karşı biraz daha kötü bakabilir. Bu toprağı istediği için. Ben kendisine şöyle hali hazırda krallığı kurduğunda saray eseri vereceğim. Kendi sarayına koyar. Benim sarayım zaten dolu. Bu eserleri de hak var zaten. Hah bunu da. Adam ya adam ya geldi adam. Gayet güzel. O esnada ben hatta Ermenistan Krallığı'nı da şöyle oluşturabilirim. Gürcistan Krallığı'nı da oluşturdum. Burada krallıkları böyle tek tek oluşturuyorum. Vassallarım yeterince büyüyüp bu krallıkları oluşturup çok güç kazanmasın diye. Buradaki abimizin tek sıkıntısı benim dejur bölgemi tutması. Fakat o da çok büyük sorun değil. Gerekirse ben oğulları arasında bölündüğünde vasalı devralabilirim. Biraz tiranlık olur ama orası benim bölgem sonuçta. Ekümenik Patrik de iyi para kazanıyor. Ben aylık 80'lik kazanıyorum. O da aylık 43 kazanıyor. Öyle ya da böyle doğru yola gelecekler diyelim. Mısır'da çoğunlukla Ortodoks'a çevirdiğimize göre. Şöyle bir şekilde halletmeye çalışacağız artık. Hatta yapabiliyorsam. Şöyle krallık için kutsal savaş da açabiliyormuşum. Burayı komple almak için. Ama ben şansımı alebilerde deneyeyim diyorum. Alevi Sultan, bu şekilde komple Tunus'u da alabiliriz. Ve Kutsal Savaş içebilirim buraya. Hiç fena olmaz. Ben buradaki abiye biraz para göndereceğim ki vasalıma karşı kazansın. Eee biraz zor oluyor sanki ama Bu savaşı ben halletsem daha iyi olur. Acaba diyorum ordunun başına ben geçsem nasıl bir etki olur? Aa, savaşta yakaladık. Çok güzel. Harika. Ha. <laughs> Tabi hak iddiası için savaşta açtık. Ee, burayı gasp ediyorum. Ben şu vasalımın hatta biraz başını da ağrıtacağım mümkünse. Diğer mudar düklüğünü. şöyle verdik. Gayet güzel oldu. Bursaki ve Fırat düklüğünü alınması gerek. Sonra gerekirse ben bu abileri serbest bırakırım. Dejur vasalım olmadığı için biraz başımı ağrıtabilir. Serbest bırakırsam da benim aylık ihtişamım da artar. Gayet iyi olur. 30 yaşındayız. Arada 12 sene geçmiş. Daha çok uzun bir yolumuz var öyle gözüküyor. Ve bakın arkadaşlar Prens Thomas. Yeni bir oğlumuz oldu. Dahi bu. Yani benim bu çocuğu bir şekilde bilmiyorum. Saf dışı bırakmam lazım. Aklımda bir plan var aslında. Bu plan çocuğu verasetten men etmek gibi bir seçenek değil. Ben daha meşru davranacağım. Bunun için yapmam gereken şey 5 sene sonra bu hükümdar imtiyazlarını açıp yüksek taht otoritesi ve mutlak taht otoritesini açabilmek. Arka arkaya açabiliyor muyum? Bilmiyorum. Açabiliyorsam çok güzel olur. O önce bir yüksek taht otoritesine geçeriz. Biraz bekler sonra da hayatımız izin verirse, yeterince yaşayabilirsek eğer. Mutlak taht otoritesine geçip bin prestij harcayarak ya kızımı ya da bu oğlumu başa geçirmeyi düşünüyorum. Bu oğlum daha iyi gibi çünkü dahi kendisi. Kız da fena değil, zeki. Ama sevimli gitmiş. Hadi seni diplomasiden götürelim. Hanım bu senden çıktı bu <laughs> çocuk kusura bakma ama. abi bir dakika bu benim öğrencimmiş ayda Ulan tiranlık savaşı. Ay, <laughs> bunları savaş içerdi. Bak benden yüzde yüz hoşlanıyor çünkü kendisi ünvan verdim ama kendi süzerinden hiç hoşlanmıyor çünkü ünvanı elinden almaya kalktı süzeren. Benim kardeşim olur. Sebebi de farklı bir mezhebe mensup olduğu için. Sen iyi bir abiye benziyorsun. Bra. Sen hiç de iyi bir abiye benzemiyorsa, Embesil. Ya bunu nasıl beceriyorsunuz ya? Bizim soydan nasıl çıkıyor? Yani bak normal bir adam, normal bir kadın nasıl embesil olur? Babada mı bir sorun var? Annede mi, dedede mi anlamadım. Bu çocuk niye aptal? Bunlar bu neden zeki? Bu neden dahi? Yani anlamıyorum. Mezhep liderine altın talep ettim. Evet teşekkürler. Biraz daha param oldu. Ben şimdi şöyle bir ekonomiye bakayım. Ben birinci seviyeden yukarıya çıkaramıyorum kale seviyesini. Onun için de dış surları keşfetmek lazım. Onun dışında bütün ekonomik binalar. he Mesela bakın şurada madeni geliştirebiliriz. Gayet güzel olur. Şurada tarla kalmış harika. Boş holdingimiz. Ha buldum burada bir tane. Buraya hemen bir tapınak. Selanik'i tutuyorum. Buradaki maden sebebiyle. Esasında şu an baya iyi para kazanıyorum. Fena değil. Ben dolayısıyla şu... Yunan kültüründeki yerlere, kurulmamış yerlere özellikle tapınak ve şehir inşa ederek buraları doldurmaya çalışacağım. Buraların boş kalmasının hiçbir anlamı yok. Şehir inşa edersek gelişmişi de daha hızlı arttırırız. Kuralım mesela şöyle. Şehir kuralım mesela. Buraya bir tane tapınak. Şehir kurdum. Şöyle bir şehir. Gayet güzel. Şöyle bir tapınak. Sen de çok güçlenme. Şuraya da bir tane şehir. Şehir böyle. Şöyle bir tane şehir. Bakın parayı bitirdik. Ama olsun bu para her türlü gelecek zaten bize. Şehirleri kurdukça vasallar buralara kale de inşa edemeyecekler. Ama şehre atanan belediye başkanları para biriktirmeye devam edecek ve kendi binalarını kurmaya devam edecekler. Hı, i̇nanmıyorum. Çok iyi ya. Cezire despotuna bak, yeni doğmuş çocuğuna <laughs> bizim yeğenimize bu toprağı verdi. İyi, iyi denk geldi. Tam o zaman bunların veraset de tertemiz olacak. Bir çocuk bu düklü olacak. Bir çocuk zaten buraya aldı. Öbür çocuğa buradaki bas gidecek. Tertemiz. Oho bir dakika Selçuklu İmparatorluğu. Şaka yapıyorsun. Arkadaşlar Selç ben <laughs> Selçuklu İmparatorluğu kurulmuş ya. Güzel. Bunlar Zeydi. Yalnız etrafındakiler ha, 12. Şii. Şii olduğu için çok sıkıntı çıkarmazlar yani birbirlerine savaş savaşı ilan etmezler ama. Bu eşyari bu sıkıntı. Bu da eşyari. 12'ci. Burası aa burası da 12'ci. Hmm. Bilmiyorum ama yani tolundan sonra bir sıkıntılar çıkacak. Bu çocuk hadi fena değil ne bir işler becerir. Çocuğun yaralanması ve sakat kalması da iyi olmadı. Arkadaşlar Selçuklular geldi. Bakalım Bizanslar ne yapacak? Çocuğumun gerçek... Şimdi bir dakika benim çocuklarım hepsi bu adamdan mı çıktı? İffetli Dük 3. Demetre'den mi? Hı? Çocuğumun gerçek babası. Hadi bu son çocuk böyle. Son daha doğmamış çocuk böyle. Diğerleri bu çocuklar esasında bizden değil galiba ama hanedanı bizde. Arkadaşlar size şunu da söyleyeyim. Tarihi kan değil, şan yazar. Dolayısıyla gerçekte başkasının oğlu olabilir ama tarih her zaman bu çocukları bizim soyumuzdan kabul edecek. Ülkenin nihai geleceği için bu sırrı ortak olduk. Ne yazık ki öyle söyleyeyim size. Yüce Savaş Beyi. Öh, çok iyi O Mezopotamya ile de ittifakı var galiba. Hadi bakalım. Ayda kardeşim öldü. Tüh, kötü oldu. Senle ittifak kuracağım. Karakterim senle de ittifak kuracağım mı? Hatta yapabiliyorsam senle de ittifak kuracağım. Hadi bakayım. Ben para gönderiyorum. Hatta ben senin vasal sözleşmeni düşürüyorum. Aha böyle. Bak. Daha iyi oldu senin için. Bu Selçuklu benim canımı sıkıyor biraz. Yani sen nereden çıka geldin be? Sen ne, sen ne zaman doğdun ki? 921. İmparatorluğu ne zaman kurdun? 2 sene önce. Kabulistan Sultanlığı'nı mı kurdun önce? Nasıl oldu anlamadım. 965'te bunu kurdun. Evet. tahiriler böyle. O zaman önce Deyle mi kurdu galiba? Yok. 960 Arda gelmiş aynen 960'larda gelmiş. Özel askerlerini kullanarak fethede de gelmiş. Tebrik ediyorum. Bütün dejur bölgeleri alsa, bütün yerleri fethetse, daha da güçlense bile bana karşı şu an koyamaz gibi. Kadın seni asla affetmeyeceğim. Yani oyun içinde affedeceğim ama yaptıklarını unutmayacağım hiçbir zaman. Bizans imparatoruna bu ihanet yapılır mı be? Kendi kır başladı. Aa çok güzel. Yani şimdi bunlar ooo. Ünvanı biliyorduk değil mi? Çünkü kötücül. Bak sana para vereceğim. Bir dakika bir dakika. Sana para vereceğim. Basal savaşında Neyse dur. Halledeceğiz bir şekilde. Halledeceğiz. Hayda. Sen savaş mı ilan ettin be? Peki. Öyle olsun. Hadi oğlum sen de kazan şu savaşı. Meşriki Yunan Birleşmesi. Wow. Yapmışlar ha. Biz de yapabiliriz. Daha iyi bir Meşriki Yunan Birleşmesi. Hah güzel. Bu arkadaşın ünvanını elinde alabilirim. Fena olmaz. Dobruca'yı. <laughs> e, Dobruce isteyecek sanki. Ama destekli savaş ilanı yerine sana hmm, düşük milis hükümlü. Aynen fena olmaz. Böyle iyi bence. Buraya aldım. Normalde burayı ben kendim de tutabilirim ama. Elimde Selanik var. Bir de bu arkadaş biraz belalı. Ne yazık ki. Ha bunda mı ünvanını fesh Çok güzel. <laughs> bunda şöyle ünvanını fesedebiliyorum Harika ama kabul etmeyecek sanki. Kötü oldu. Para gönderdim. Hadi sana verdim böyle burayı. Hadi. Aklıma şöyle bir şey geldi. alebi Sultanlığı ile alakalı bir savaş açmayı planlıyorum da. Kutsal tarikatlar ne durumda? Maliyet yok. İlk patriklik şövalyeleri. Ha. Yaparız ya. Bunlar bize <laughs> ne zaman bir 100 sene önce falan savaş açmıştı değil mi? Hani bir asır önce falan savaş açmıştı. O zaman intikamımı alabiliriz ufaktan. Ben deniyorum şansımı. Hatta mümkünse bütün orduları kaldıralım. Hiçbir masraftan kaçın mı? Oo buraya indi. Tamam sen kuşat orayı. Sen ordunun başında mısın? Ne? Burayı kırdık. Yerleri şöyle kuşatsak mesela. Vakayname yazın. Bu arada heh. Evet. Ama bunun için önce yüksek taht otoritesini açmak gerekiyor değil mi? Bunun için de bir... o oh, oh, 20 sene bekleyeceğiz. Hadi bakalım geçmiş olsun. <laughs> Özgürlükçü örgütleşme güldürmeyin beni. Gerçekten. <laughs> Yani işte yaptık bir şeyler. Ünvanı feshettim. Fidye karşılığı serbest bıraktım. Sen burayı... Akiddan var değil mi buralara? Güzel. Heh, verdim. Harika. Güzel. Sultan buraya geliyor arkadaşlar. Ordusunu burada yakalayabileceğiz. Ayda. Cezas. <laughs> ünvanı yok. Ünvanı feshetmeyeceğim. Fide karşı serbest bırak. Evet, kaçma kaçma kaçma. 5 ay içinde. Uh 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 bir dakika o zaman. Baktan biraz para gönderelim. Bunlar bizden hoşlansınlar. Bizden hoşlanırlarsa örgütleşmeden çekilebilirler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben yani topraklarım tabi kuşatıldığı için biraz. Bunlar çok güçlendiler ama bilmiyorum artık bana bir savaş açabilirler mi? Açarlarsa mükemmel olur gerçekten. Güzel. Orduyu yok ettik mi? Ordusunu yok etmişiz. Güzel. Arkadaşlar bu savaşta kazanmış olduk. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Yani şu hala tabi Alevi Sultanlığı duruyor. Bir tek burası kaldı Dejur topraklardan ama onun dışında görmüş olduğunuz gibi Afrika Sultanlığı namı diğer Kartaca ikinci defa düştü ben. Ya sirteyi de mi aldık? Mükemmel. Buraları böyle kurduk. Jerid'i kurabiliriz. Yanlış tur demi yerleşimler. Biz bir saniye. Aa. Nasıl? Burası tapınak mı olmuş? Çok ilginç. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar biz bunları harika. Burası tapınaksa bakın Burayı sadece teokrasi sınıfı yani ruhban sınıfı tutabilir. Artık teokrasi oldu. Mesela biz de bunu aldık böyle. Bakın Jerry düklüğü olarak böyle verdik. Çok ilginç ya. Burası tapınak kalmış. Gerçi Müslümanlar kontrol edebiliyor tapınakları doğrudan ama. Burada ben kale falan mı beklerdim? İlginç. Mükemmel. Burayı böyle verdik. Baksana burayı böyle verdik. Burası Cumhuriyet vasalı oldu. Çok güzel. Buralar küçük düklükler. Dolayısıyla feudeller de tutsa 2-3 kontluk falan tutabilecek ama buraları eğer cumhuriyet vasallarına verirsek kontluğun içindeki bütün şehirleri de tutabilecekler. Gel yani bak verdim sana bu. Tabluskar düklüğü. Ha, aha böyle senin oldu bura. Benim de fazla düklük var mı bu arada? Hah, tutsakları şu vidyeleri aynı alalım. Buraya bir cumhuriyet düklüğüne veririz. E yani çok küçük bir yer. Dolayısıyla burada bir şehir var. Ya bu, bu abi fena değil. Buna verebiliriz. Esasında buna versek daha iyi. Bu sadık çünkü. Yani şöyle düklüğü verdik babacım. Tertemiz. Sonra e, ee, hanedan üyelerime biraz aslında toprak verebilirim. Hiç fena da olmaz ha. Aa Kitanya düşesi ama onun... Hmm. Karakterimin yeğeniyle böyle evlendirebilirim. Valducuymuş ama ey bu bunlar başka mezhep mi? Bunlar no, o, patlamış bunlar. Fransa patlamış gerçekten. Valducu diye inanmıyorum. Yok babacım buralar karışık bölgeler. Ben buralara girmeyeyim. Yeğenime şöyle bir eş bulmaya çalışalım. Hatta bir ev düzenleyebiliyorsak şöyle bir evlilik. Dur ya sen şöyle ırsi bir şekilde. Ha bak bu ooo bu çok güzel. Bu fena değil. Mükemmel. Şimdi. Ben şöyle verdik mi? Hayır evanı tuttum. Bunlara da verebilirim. Fena olmaz. Ha tamam bak şöyle verdim. Şu yeğenimize de. Kız kardeşimiz ölünce bunların imparatorluğa olan hak iddiaları geçecek kendilerine ama zayıf hak iddiası olacak ve meşruiyetimiz yüksek olduğu seviyede çok bir sıkıntı çıkarmazlar o konuda. Tunus da böyle vermiş olduk. Çok güzel. Yapmamız gereken tek şey artık bundan sonra komple İtalyan yarımadasına yüklenmek olacak. Bu kontluklarda düşük kontroller varmış. Bunları hemen bir arttıralım. Biri afaroz edildi az önce. Sen mi afaroz edildin lan? Al işte. Al işte. Yerlerde hastalıklar mı var yine? Bu bölge biraz sıkıntılı. Bu Basilev. <laughs> Bu, <laughs> Bu Basilev'si Alexios çıbanın sıkıntılı. Ee, yayılıyor sanki. Bu oh, 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 oh. kötü. Durumu kötü bunun. Ekimi çağırın. Hafif tedbirler. Muazzam. Peki şimdi. Başkenti karantinaya aldık. İnzivaya çekildik. Kapıları kilitledik. Çocuklarımız, ailemiz artık yakalanmazlar diye düşünüyorum. ya hastalığın bulaşma ihtimali eksi yüzde yetmiş bir zahmet. Lan bulaşmış. Hekim bir şey yap hekim. Ya çocuklarımız yakalanmasa var ya iyi ya da hastalık var ama gelişmişlik azalmıyor. O da ilginç. Gayet güzel. 42 öğrenim. Adammışlık seviyesi başına artı 2 geliyor. Şu hastalık geçse güzel olur gerçekten. Güzel. Bir kızımız daha oldu. Harika. Ayda sende Köylü ayaklanmam mı var? Hadi bakalım. Kutsal tarikat alabiliyoruz mu? Hadi bak böyle aldım tamam mı? Şunlara şöyle girelim güzel olur. Hekimi çağırın yine mi hastalık? Başkent karantina değil miydi zaten? Tamam bu savaşı da bitirdik. Çok güzel. Yani kusura bakma ben burayı senden çekeceğim yani çektim. Teşekkürler. Afaroz edilmeyecekti. Senden burayı da böyle komple çekebiliyordum değil mi? Aa iyi güzel. Hadi çektim bak. <laughs> Ay, kızdı bana. Burayı böyle komple aldım mı şimdi? Au, peki. Tam buraya aktardım. Sonra sana şuraya aktarıyorum. Güzel. Elimde bayağı düklük var. Çok fazla da mülk var aynı zamanda. Buraları ben kendimi tutmak istemiyorum. Burası yani işte kendi hanedanımdan birilerine de verebilirim aslında. Fena olmaz. Sana ünvan da verebiliyordum aynı zamanda değil mi? Bak bak. Sana şuraları vereceğim şöyle. Burayı verdim. Gerçi burayı ben... Burayı bir cumhuriyet vasalına versem fena olmaz aslında. <laughs> burayı eşari olarak mı değiştirmişler? Mükemmel. Var mı şöyle hane mensubu biri ya? Yok mu? Ay anasını satayım. Ünvanı feshet. Çok güzel. Baksana şöyle verdik şurayı. Sen yani cumhuriyet oldun değil mi? Sonra sana şöyle verdik burayı. Konya Ovası böyle komple senin oldu güzel kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Cumhuriyet vasalı oldu. Sana vasallık teklif edebilirim aslında biliyor musun ya? Heh. Sicilya'yı ben tutuyordum değil mi? Vasallık teklif et. Düşükten kabul edersen... Ay anasını satayım. Ama şöyle yapabiliyorum sanki. Böyle bir savaş açabilirim. Buralarda hemen din değiştirme işini yapalım. Ve Satfura'dan başlayalım mesela. Bu abimizin de öğrenim yeteneği gayet iyi. Bizim de öğrenim yeteneğinden gittiğimizi düşünürsek. Şöyle bir 5-6 yılda belki bütün ülkeyi değiştirebiliriz sanki. Hanımızı kutsayabiliyormuşuz. Hanımızı kutsayabiliyormuşuz arkadaşlar. Meşruluk destan tohumu kazanıyormuşuz. Çok iyi. Vaftiz edilmiş Vasilevs Alexios olduk. Mükemmel. Artık bundan sonra bizim çocuklarımız kutsanmış kan özelliğine sahip olacak. Dindar vasalların görüşü artı 10. Hiç fena değil. Peki şu an nasıl? Şu an artı 20. Gayet iyi. Selçuklu fena değil ha. Selçuklu yardırıyor. Bunların güçleri benimkine denk ama neredeyse. Ee, bu iyi değil. Ya ben senden şu vasalı çeksem ne kadar sıkıntı olur? Benim vasalım olacak o gerçi ama. Çok özür diliyorum bunun için. O adam benim vasal. Gerçi bunun buraya daha iddiası falan oluştu ama. Sen kimsin? Berkani Emir. Hadi tam aldım paranı. Borca girdin. Teşekkürler. Onaylanmış açıklar. Hak iddia satın alabiliyoruz. Seni böyle vasallaştırabiliyorduk aslında değil mi? Hı? Sana dini... Hadi bak sana dini muafiyet verelim. Tamam mı? Güzel kardeşim ben sana... Savaşta olan... Ya, siz savunuyor musunuz burayı? Ha. Şimdi ben burayı ele geçirsem benim vasalım olacak. Ben şöyle kutsal savaş da açabilirim burası için. Burası için kutsal savaş açtım. Burası için de kutsal savaş açtım tamam mı? Böyle iki taraf için de kutsal savaş açtım babacım. Orduları şurada kaldırdık. Bunlar kiralanmış mı? ayda? kim tarafından? Hadi şefkatli ol şefkatli. Erdem'dir iyidir. Sen büyüdün mü lan? Güzel. Güzel. Şimdi hemen şurayı kuşatıyoruz. Burayı şöyle Salerno'ya verebiliriz aslında. Bu Lombard diyor ama. Feodal düklük. Hadi bak sana verdim burayı. Burayı sana verdim. Vasal sözleşmen, dini imtiyazlar. Ee. Kız kardeşim mi öldü? Geçmiş olsun. Şu yeğenleri bir saraya davet edelim o zaman. Belki bir şekilde ittifak için kullanabiliriz. Tek şurada Apulia ve Kapua kaldı. Ha, burayı da alırız gerçi. Vasallık teklif edebiliriz aslında ya. Fena olmaz değil mi? Bak sana hediye göndereceğim. Tamam mı? Hadi bak vasallık teklif ettim. Şöyle. Para verdim sana. Sana şuradaki vasalı aktaracağım. Tamam Sana şuradaki düklüğü de şöyle verdim. Gayet güzel oldu. 18 sene içerisinde Slavonya Bavyera'ya kaynayacakmış. Aynasın fena olmaz. Sicilya'yı kontrol ediyoruz. Kapua'yı ve Apulia'yı da kontrol ederiz. Ceneviz, Latium, Venedik, Romanya. Efsanevi kişi. Yaklaştık. Ya zor değil. Zaten sağlığımız iyi. Her türlü hallederiz bence. Şimdi. Ha sen Sicilya'yı kendin oluşturdun mu? Peki. Bak verdim sana böyle. Papa benden nefret ediyor. Doğal olarak. Çünkü onun dejur düklüğünden birini tutuyorum. Avcı olduğumuz için sağlığımız arttı bu arada biraz da. Buradaki toprağı da mı almışız? Ortada duruyor böyle. Büyük bölünmeyi de düzeltebiliyoruz sanırım. Roma'yı ve... Tabii Roma'yı tamamen kontrol altına alabiliriz. Hak iddiasında bulunarak. Hak iddiası satın al. Düklük için alırsam eğer. Bu biraz sıkıntı olacak. Çünkü papanın başka yerde toprağı yok. Dolayısıyla benim vasalım olmuş olacak. Kral çünkü. Roma'yı alabiliriz. Peki. Roma. He, sadece Roma'yı alsak düzeltebiliyoruz o zaman. Ben öyle anladım. E güzel. Deneyelim mi Roma'yı almayı? 10 <laughs> numara olur. Bence büyük bölünmeyi halledebiliriz ya. Buralar biraz karışık. İngiltere bu halde. Deneriz bence şansımızı. Büyük bölünmeyi yaparsak bu arada Papa bize Kudüs için Haçlı Seferi de uygulayabilir. O da çok güzel olur gerçekten. Bir şey söyleyeyim, ben şansımı deneyeceğim ha. Bakın hiç para vermekle uğraşmıyorum. Papalık için hak iddia satın alamam. Krallık. Romanya için de alamam. Latium için alabilirim düklük ama ben kontluk için alacağım. Dediğim gibi papayı vasalım yapmak istemiyorum. Bir dakika niye? Niye stres kazandık ki? Mesela ben böyle bir hak iddiası alsam. Tivoli için. Ha adil olduğum için çünkü. Peki eyvallah. Burada görmüş olduğunuz gibi Viterbo, Roma ve Tivoli için ayrı ayrı hak iddiaları ürettim tek savaşta üçünü de aynı anda alabilirsem papa benim vasalım olmayacak. Sanki bunun için meşrikilerle bir melez kültürü yapılabilir sanki. Onlarda bakın böyle bir gelenek de var su ayinleri diye. Salgın hastalıklara yakalanma riski daha az ve çalışkan özelliği daha yaygın. Mükemmel. Bununla beraber alabiliyorsak su ayinleri, mübarizm ve şifalı bitkicileri de alabiliriz. Savaş düzeni ustalarını kaldırabilirim sanki. Bir büyük gezi düzenleyeceğim. Arkadaşlar bu Aşmet kesildi de vergi gezi yapalım. Yani prestij çok sıkıntı değil. Çok güzel. Görmüş olduğunuz gibi prestijimiz en son seviyede artık. Diyorum ki şu papaya bir savaş ilan edeyim. Roma'yı artık eğer biz Roma imparatoru olacaksak Roma elimizde değilse ne kadar Roma olabiliriz ki? Diye düşünüyorum açıkçası. Ee, Olduk ya. Diyelim. Şöyle aldık. Paralı askerleri de koyduk. Baba çünkü kendi paralı askerlerini alacak. Bakın alıyor. Ha, helal olsun. Sen aldın mı burayı? Çok güzel. Bakın ben ne yapıyorum. Kendisine bu düklüğü veriyorum arkadaşlar. Diğer abiyi verdim kendisine. Kuşatıcı birlikler dışında geri kalan birlikleri şöyle Papa'nın ordusuna yönlendirebilirsek dağlık arazideyiz. Çarpışmayı kazanırız gibi. Ulan yine nerede hastalık? Ay anasını satayım. Oo evet ordu baya bir hasar veriyor. Şimdi hemen bunları geri çekiyoruz. Teşekkürler. Bakın papa umutsuzluktan alıyor bütün bulabildiği paralı askerleri. Kaleye taarruz edeceğim ben. E papanın ordularını yok mu ettik? o kadar paralı askere rağmen değil mi? Ordusu kalmadı adam. Teşekkürler. Yine bir tane aldı. Papayı esir ettik arkadaşlar. İdam da <laughs> e, idam edelim mi? Çünkü biz dindar olduğumuz için başka dinden birine idam ettiğimizde stres kaybediyoruz aynı zamanda. Kazıkta yakabiliyormuşuz. Roma Patrikhanesini ele geçirdik. Tanrı'ya şükürler olsun. Pentarşi'nin 5 tarihi makamı da onarılırsa Doğu ve Batı arasındaki büyük bölünme de bitirilebilir. Büyük bölünmeyi düzeltebiliriz diye bir karar geldi. Gerekli bütün yerleri kontrol ediyoruz. İstanbul bizde. Antakya, Kudüs, İskenderiye, Roma tamamen bizim kontrolümüz altında ve bu beş bölgede bizim mezhebimize bağlı. Pentarşinin tüm beş psikoposluğu da bize ait. Bununla alakalı bir destan tohumu kazanacağız ve Ortodoks Kilisesi bölünmeyi düzeltecek, kendi Hristiyanlığın tek meşru dalı olarak belirleyecek. Yani yoldan çıkmış kabul ettiğimiz Hristiyanlık mezhepleri, işte bu Katoliklik olur, Apostolik olur, Kıpti olur, bunlar ekümenik ilkesini kaybedecek ve bize karşı düşmancıl hale gelecekler. Size öyle söyleyeyim. Bütün şartları karşılıyoruz ve tek tanrı, tek kilise diyoruz. Büyük bölümme nihayet sona erdi arkadaşlar. Roma'nın küstah psikoposlarının eşitlerine üstünlük taslayarak kilise hükümlerini görmezden geldikleri hatta doğrudan karşı çıktıkları dönem sona erdi. Pentersin'in Ortodoks İmparatorluğunun yönetimi altında birleştirilmesiyle Katoliklerin Avrupa insanı üzerinde neredeyse hiçbir otoritesi kalmadı zamanı geçmiş kafir ritüellerine bağlı kalmaya devam eden az sayıda kişi de doğru yolu bulup gerçek ekümenik kiliseye katılacaktır zamanla. Katılmazsa da biz de bir şekilde ikna ederiz diyeyim. Evrensel kilise yeniden kuruldu. Bunun sonucunda da mezhebimizin şevki 25 artacak. Ortodoksluk hariç bütün Hristiyan mezhepleri ekümenikliği kaybedecek ve şevkleri azalacak. Şimdi bakalım durum ne olmuş? E burada görmüş olduğunuz gibi birçok Katolik Ortodoksluğa döndü. Özellikle bu bölge. Bunlar Ortodoks oldu arkadaşlar. Lotharingia Ortodoks oldu. Vasalları da öyle. Çok güzel. Aa bakın bu mesela Katolik kalmış. Doğu Frankya Katolik kalmış. Bunlar Ortodoks kalmış. Çok güzel. Bu da Ortodoks. Hı. Bunlar Katolik kalmış. biraz sorun. Bavyera'nın Ortodoks'a döndüğünü şaşırdım açısı. Çünkü bunlar genelde dinlerine sonuna kadar bağlı olur. Tabi bu Katolik. Ortodoks, Katolik, Katolik. Bunlar, ah, bunlar sıkıntılı çünkü bunlar dindarlar. Kötü. Polonya'da Katolik. İngiltere Ortodoks. Ortodoks. Aa, Transilvanya Katolik kalmış. İlginç. Çoğunlukla hallettik ama. İrlanda'da bakın. Feodal Krallık oluşmuş İrlanda'da. Ortodoks'a geçmişler. Bunlar da geçmiş. Bakın bu abi Keltik Hristiyan olarak kalmış. Kötü. Norveç Ortodoks olmuş. Çok iyi. Bunlar Ortodoks olmuş. Harika. Ortodoks ülkelerin sayısı arttığı için Papa'nın Patrik'in aldığı vergiler de artıyor bu şekilde. İki katına çıktı resmen. Artık Papa'ya kutsal savaşı ilan edebiliriz. Çok güzel bir şey. Selçuklu'da yavrum benim. Hala zeydi kalmaya devam etmiş bunlar da. Bu Katolik kalmış. Bu biraz sorunlu. Bu Ortodoks'a dönmüş. Gayet güzel. Ortodoks olmuş. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Hayırlı uğurlu olsun.